Hepinize Refik Korkmaz eğitimlerinden selamlar, saygılar, alemler ötemiz sonsuz. Sizlerin şifanıza vesile olmak üzere şu an canlı yayın başlattım. Rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazın, sizleri canlı yayına alalım. Emel Bozdağ hocamız şu an canlı yayında. Emel Bozdağ hocamızı bize kanallık yapmasını isteyelim. Tamam, Emel Bozdağ 5 dakika sonra canlı yayında bizimle. Nermin. İsviçre'den selam söylemiş. İsviçre'ye selamlar, saygılar. Alemler ötemiz sonsuz. Zübeyde dede, Zübeyde Hanım Marmaris'e selamlar, saygılar. Zekeriya Korkmaz annenizin şifasına. İnşallah vesile oldum. Amin. Sema, beş kardeşler yorum yazmışsınız. Neden acaba? Hüsnü Hanım'ı şu an canlı yayına dahil ediyoruz. Hüsnü Hanım merhaba. Merhaba hocam. Hüsnü Hanım az önce internette sıkıntı oldu. Ses kesildi. Ve şimdi sizinle biz devam edelim. Canlı yayında olmak sizin için problem mi değil mi? Demin sormuştuk yine de soralım. Tamam Sayın Hocam. Bu milyarlarca yıl burada kayıtlı kalacak. Evet. Kalabilir. Lütfen söyleyin size nasıl yardımcı olayım Sayın Hocam. Hocam ben 13 yıl falan oldu şeker hastasıyım. 12-13 yıl falan oldu. Yani benim bildiğim geriden geleni bilmiyorum. Odur budur bu konuda çok uğraştım fakat bir yol bulamadım. İlaçlarda malumunuz sadece o anı durduruyor, gerisi devam ediyor. Kökten bir çalışma. Siz de takipteyim zaten. Bu tür şeyleri çok güzel yapıyorsunuz. Kısmet oldu, bana da nasip oldu. İnşallah vesilemsiniz. Amin. Peki şeker hastalığının sıkıntılarını son zamanlarda ne olarak yaşıyorsunuz? Nerenizde sıkıntı olarak yaşıyorsunuz? Parmaklarda, ne bileyim deride, nerede, nasıl? Ayak parmaklarımda hissediyorum bunu. Artı bundan beraber bir de sigara problemim var. Yani sigara kullanan bir insanım ki günde bir paket hemen hemen. Öyle olunca sigara eşittir şeker beni çok yoruyor. Artı şekerim yükseldiği zaman çok gergin oluyorum. Yani kendimi tanıyamıyorum o zaman. Buna benzer sıkıntılarım oluyor. Psikolojik gerginlik yaşıyorsunuz. Peki ayak parmaklarınızda ne oluyor? Hangi parmaklarınızda? O baş parmakla hemen onun yanındaki parmakla böyle bir ara ara uyuşma. Ben bunu doktorla konuştuğum zaman sigarayla şeker yürümez dedi. Ben de bırakmak istiyorum ama bırakamadım. Şimdi ayak parmağınızda uyuşma ve psikolojik gerginlik. Başka? Psikolojik gerginlik olduktan sonra zaten çok şey olur. Derdiniz büyükmüş. Onu inşallah şimdi hop yok edeceğiz. Hiç de büyük İnşallah. değil. Eminim. Hiçbir şey yok ki işte neymiş? Baş parmaktı ve yanındakinde hissettik ve gerginlik onların hepsine
Havaya salalım gitsin. Heidenbre, lütfen bizi duymayın, gözünüzü açın. Evet. Şöyle başka bir telefondan biraz uzaklaşın, konuşacağımızı duymayın. 15 saniye sonra gelin. Yani hemen gelin, öyle 15'e kadar sayın gelin. Tamam. İçinizden 15'e kadar sayın gelin. Tamam hocam. Arkadaşlar, şeker hastalığı nasıl yok edilir? Bunun meditasyonlarını sürekli yapıyoruz. Şimdi de Hüsnü Hanım'ın ruhu bize meditasyonda yapsın. Ama Hüsnü Hanım'a şeker hastalığı demeyeceğiz. Biz bir şey konuştuk. Görüntüler gözünüzün önüne gelsin diyeceğiz. Ah. 15 saniye. Doğru. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Lütfen gözünüzü kapatınız. Biz az önce bir şey konuştuk. Konuştuklarımızla ilgili görüntüler gözünüzün önüne gelsin. Şeker hastalığından bahsediyorsunuz ama gerisini bilemem. Hayır, ne görüyorsunuz? Ne görüyorum? Böyle akan bir su görüyorum. Bize gördüklerinizi bir film anlatır gibi anlatın lütfen. Böyle bir şelale. Ben yanındayım. Oturmuş, ayaklarımı suya sokmuşum ve sigara içiyorum yine. Birileri var, sohbet ediyoruz. Böyle anlatın. Eşim orada, çocuklar orada. Birkaç arkadaş var. Çocuklar suya giriyor, gençler yani çocuklar dediğim. Eşim bağırıyor, sakın uzaklaşmayın. Her zaman yapar. Sakın uzaklaşmayın, suya güvenilmez diyor. Biz sohbet ediyoruz sadece. Tamam. Ve 10 saniye sonra yeni görüntüler gelecek. Yani bu manzarada bazı şeyler değişecek. Bakalım değiştiğinde yeni manzarayı bize anlatın. Böyle kurumuş ağaçlar var. Onları suluyorum. Hortum elimde. Yine sular var. Abim orada. Evet, abimin kriz geçirmişti. Ondan sonra zaten başladı. Biz de öğrendik. Abim orada. Böyle kuru bir ortam. Tamam. Su hortum elimde ama ortam kuru. Tamam, devam edin bakalım. Böyle ağaçlar kurumuş, buğday falan var. Onlar kurumuş. Böyle kuru bir ortam görüyorum. Başka bir şey yok. Tamam, şu an sizin şifanız için gayret ediyoruz. Görüntüleri daha da anlatınız. Bakalım. Yıkık evler var. Yıkık evler var. Toprakta yapılan ahşap evler var. Böyle yarısı var, yarısı yok. Yarı yarı. Peki. Biraz yürüdüğümde böyle bir çimen var. Yine çimen ıslak, nemli. Ayaklarım çıplak ve ona basıyorum. Ve içimde sevinç, huzur. Böyle o kuru alandan çıktıktan sonra böyle bir huzur yaşıyorum. Çimenlerin üzerinde güzel bir huzur yaşıyorum. Evet, bundan sonraki değişimleri anlatın bize lütfen. Çok mutluyum. Sakinim. Yalnızım. Yalnız yürüyüş yapıyorum. Evet, yalnız yürüyüş yapıyorum. Çocuklar ve eşim arkada bir yerde oturuyorlar ve beni bekliyorlar. Bekleyin geleceğim diyorum. Öyle yürüyüş yapıyorum. Çimen, ıslak. Yürüdükçe kalabalığa doğru giriyorum. Kalabalıktan tekrar dönüp
Eşimle çocuklarımın yanına doğru geliyorum. Alan bomboş, bomboş bir alan. Öyle görüyorum. Demin kurumuş ağaçlar vardı. Siz geri döndüğünüzde onlar yeşermiş mi? Her taraf yemyeşil. Ha, onu anlatın. Ve artık Yemyeşil. onun geri Çam, ağaç. döndünüz. Geri döndüğümde çocukların yanına, eşimin yanına geldiğimde kuruyan geçtiğim yer yemyeşil. Böyle bir huzur dolmuş. Sakinlik, huzurluk ve güzel bir ortam. Sıcak. Gökyüzü bulutlu fakat böyle ılık bir ortam. Yaklaştığımda kahvaltı yapıyoruz. Masa hazır. Ben geldim. Kahvaltıya oturduk. Nasıl oldun diyorlar. Bravo. Ben gayet iyiyim. Neyi soruyorsunuz dedim. Evet. Artık eşiniz uzaklaşmayın çocuklar su götürür böyle bir şey diyor mu yoksa artık söylemiyor mu? Yok yok. Masada herkes oturuyoruz. Peki siz hani sigara tüttürmüştünüz şimdi sigara nasıl yok mu elinizde? Henüz kahvaltı yapmadım. Masa hazır. Oturuyorum. Tabii Kahvaltı yapıp elinizde sigara da yok. Tamam. sigara yok. Elinde sigara yok. Evet. Ah. Sigara yok. Tamam. Abiniz de orada mı? Abim sırtında bir şey var. Böyle bir ağır bir şey taşıyor. Ve gidiyor. Giderken görüyorum. Nereye gidiyor? Bilmiyorum. O yeşillik alandan biz kahvaltıya oturduk. O gidiyor. He. Onlar da gitsinler. De ki abimle beraber gitmek isteyen kim varsa gitsinler. Ben az önce gittim. Bakın geldim. Alemler ötesi güzellikler yaşadım. Hadi siz de gidin. Şifalanıp gelin. Masadaki herkes kalksın gitsin. Onlar da o güzelliği yaşasın gelsinler. Evet, büyük kızım, anne ben kiloluyum, ben gidersem daha güzel kilo veririm diyerek hızlandı gidiyor. Babası arkada, çocuklar önde, eşim arkada. Evet, abime doğru gidiyorlar. Ve abiniz de yükünü orada bıraksın. Bıraktı. Evet. Yükünü Hem de orada bıraktı. Bir yarış yapsınlar. ağacın köküne bıraktı. Yarış yapsınlar. Kim hızlı gidip gelir? Kiloluyum diyen kızım. Ha. Ve abinizin sıkıntısı da anlaşıldı. Abiniz annenize dair İnanılmaz yükler, sorumluluklar taşıyordu. O da bıraktı onu. Anneniz hakkında çok endişeleri, sıkıntıları, yükleri vardı. Onların hepsini bıraktı orada. Ve önce kızınız mı geldi? Evet. Haydi. Kızım. Ama bu arada hocam bir saniye bir şok yaşıyorum. Kızım geldi. Giderken ki kıyafeti yine üzerinde. Böyle eski Bol duruyor. halinin yıldızlar. Kıyafetler üzerinden bol duruyor, sarkıyor. Evet. Oo çok güzel. Hepsi döndüler mi? Evet. Tekrar hepimiz abim dahil masadayız. Tamam. Gözünüzü açınız. Allah'ım. Şifa olsun, şifa oldu. O siz gezintiye çıkmadan önceki haliniz şeker hastalıklı halinizdi. Gezintiye çıktıktan sonra dönüşünüz, kurtulduğunuz haliniz oldu meditasyonda. Her bir Ve şey diğer yaşadım. akrabalarınız da aynısını inşallah yaşadılar, kurtuldular. Şimdi bunun şeker hastalığından kurtulmanız için zerre kadar bir garantisi yok. Ama bunun şeker hastalığından kurtulmanız için %100'den daha fazla bir faydası olabilir. Bu sizlerin tamamen inanarak yapacağınız çalışmaya bağlı. Bunu bir defa yaparak da kurtulmanız mümkün. 10 defa yaparak da kurtulmanız mümkün. Ve hatta 1000 defa yaparak hiç kurtulmamanız da mümkün. Her şey Yüce Allah'ın elinde. Siz bu güzel meditasyonu inanarak yapın. Bir defa da kurtulun. Selamlar, saygılar sunuyorum size. Alemler öte Teşekkür ederim. sonsuz. Ve Hüsnü Hanım eğer Teşekkür. müsaitseniz, vaktiniz varsa
Ben şimdi canlı yayını kapatayım. Yeniden canlı yayına katılın. Katılırım. Haydi. Alemler Hadi. ötesi sonsuzsun. Arkadaşlar, işte ruhumuz bize bütün problemlerin çözümünü meditasyonla da sunar, öneriler de getirir ve çok daha Evet. kısa yöntemler de sunar. Biz tüm yöntemleri eğitimde anlatıyoruz. Şu anda yaptığımız şey bizim eğitimde yaptığımız bir şey değil. Bu eğitim falan değil. Bu sadece insan ruhunun bizlere ne kadar yardımcı olabildiğini göstermek açısından, kanallık nedir sizlere anlatabilmek açısından yaptığımız çalışmaydı. Benden ve eğitmenlerimizden eğitim almak isterseniz benim ve eğitmen arkadaşlarımızın telefon numaraları, duyuruları sayfamda var. İletişime geçiniz, eğitimlerinizi alınız. Eğitimlerimiz 5 modül. Her modül bir gün ve siz bir modülü bitirdiğinizde hemen o modülün eğitmeni olursunuz. 5 modülü bitirdiğinizde 5'inde eğitmeni olursunuz. Birinci modülde bilinçaltı dili, ikinci modülde şifacı olmak, üçüncü modülde levhai mahfuz bilgileri, dördüncü modülde İlyada destanının bilinçaltı gerçekleri, beşinci modülde Odiseya destanının bilinçaltı gerçeklerini anlatıyoruz. Selamlar, saygılar, alemler öteniz sonsuz olsun. Hüsnü Hanım, Benim hemen katkım diğer canlıyı alıyoruz sizi. teşekkürler.